panik yapmayın Volkan. Ya ne biçim plan bu ya? Kadın buraya geliyor, çaya geliyor. Bir saate anne bulmamız lazım. Sedef teyzeyi mi arasak? Sedef teyze Çeşme'de. Ayrıca da görmeyecek mi Sedef teyzeyi Cem'in evine girip çıkarken? Annem bugün dışarıda desek? Yarın gelmeye kalkacak o zaman. O zaman... ayarlayacağız bir şeyler. Ne gibi? Kriz planımı devreye sokacağım. Başka yolu yok. Kızım ne yapacağız ya? Yengemi sorarsa ne diyeceğiz? Ya ne bileyim ben bu salak Volkan'a güvendim. O da odasına girdi çıkmıyor ya. olmadı şey diyeceğim. Acil bir işi çıktı gitti diyeceğim. Ha tabii tabii o da gitti. Hoş geldiniz. Hoş gördük kızım. Hoş geldiniz. Ananı yok zar. Şöyle bir şey. Şimdi benim annem bekledi sizi. Sonra şöyle oldu fakat. Bahale sana bir şey diyeyim. Bu Dilber Koç Arslan'ı var ya, çok gün görmüş kadındır. Adama bakınca gözünden anlar. Bizim orada derler ki, eşişe, beş boş beş işe, anamın adı Menevşe. Ay ne güzel mani! Kim o? Merhaba cicim, ben İffet Suçoğlu. Ay ne güzel eşarp. Boynunuzda paralansın inşallah. Cicim ne oldu sarardınız? Yoksa ten rengi kediniz değil mi öyle? Bah sizin için gelmedi, görmedik dediydiler de. Allah Allah! Benim pek görülmeyecek de bir halim yok ama ilahi kadın densizlik etmişler. Bu bizim makbule de biraz geridir Dilber. Böyle o tabuka güler. Hep öyleydi bu çocukken menenjit geçirdi. O günden beri böyle oh! Boş dol demez, koy verir gider. Aslı, kazulet gibi bak bak kızım, kalk kek koy, bir şey koy. Ne koyarsan koy, neresinden koyarsan koy. Ben böyle cilaslı konuşmayı seviyorum biraz. Umarım rahatsız olmuyorsun Dilber, yapın böyle. Sıcakkanlıyım. Koydum anneciğim. Sağ ol yavrum. Ben bunlara gözüm gibi bakarım, Volkan'a da buna da. Ne paralar harcadım feda olsun çocuklarıma. Ben burnu Lady okuluna gönderdim. Paraların hepsi boşa gitti. Ama helal olsun benim yavruma. Maşallah benim yavruma. Güzel mi kek? Sağ ol. Bak bak doya doya süs, doyamadı bakma ya. İstersen ayağa kalkayım da rahat rahat incele. Yok estağfurullah. Ay hiç kocanmam. Gençliğimde de endamım meşhurdu benim. Hala bir nişan taşına çıkayım. Genci, yaşlısı arkamdan böyle baka kalır. Hele ilkbahar geldiğinde. Ay söylemesi ayıp ama söyleyeceğim Aslı. Tahsin'le 35 senelik evliyiz. Buna rağmen o ilkbaharda ben o kısa kolluları, o dizüstü entarileri giydiğimde Tahsin'in tansiyonu bir iner bir çıkar, bir iner bir çıkar. Güzellik başa bela ama ben seviyorum. Allah sen bilirsin yavrum. Evlilikte ten uyumu, cinsel yaşam çok önemli Dilber'cim. Aslı bunu not et yavrum. Dilber Hanım, siz İstanbul'a neden geldiniz çiçeğim? Gezek görek diye geldik, gelmeye miydik? Ay bu mevsimde İstanbul'a gelinir mi? Bu mevsimde İstanbul adamı öldürür. Öldürür mü diyor? Kulak ağır mı işitiyor? İşine mi gelmiyor yoksa Dilber? İstanbul'u öldürür diyorum. İstanbul'u öldürmese de ben paralarım. Ayıcığım sizin biraz asabınız mı bozuk? Bozuk tabii yavrum. Bursa'dan niye apar topar geldim ben? İnan kebabımın yarısını bırakıp da geldim. Niye geldin? İnsanların ağzı torba değil ki büzesin Dilber'cim. Anlıyorsun ne demek istediğimi. Tabii tabii. Bizim orada derler ki suyun çağlamasından insanın söylemesinden kork. Bizim orada da derler ki ona öyle demezler, peynir ekmek yemezler.
Benimle laf yarıştırma cicim. Lafı nereye getireceğimi sen gayet iyi anladın. Anlamadım, ne diyorsun? Açık açık söyle. Ay! Hiç kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyemeyeceğim vallaha. Kuşlar Bursa'ya haber yetiştirdiler kuzum. Kara sarı tenli, ölü balık gözlü bir kadın senin tahsine göz koydu dediler. Kim bu kadın Dilbercim? Kim bu akbaba? Sen tanıyor musun? Ay! Tıkandım. Tıkandım. Aslı çay ver kızım, açılsın. Daha lafım bitmedi. Tıkandım. Benim dolmam serçe parmağından küçük olur. Tahsin benim mutfağımın üstüne mutfak tanımaz. Acın denirse başkasının yaptığı yemeği yemez. Yok canım, tabii. Herkesin bir aile düzeni var, şey var. Hangi karın haddine benim evime içli köfte getirecek? Kim bu edepsiz yahu? Vallahi hiç de bilmiyoruz. Ben evden çıkmıyorum. Ya bir dedikodudan ne, hiç haberim yok, inan olsun. Ben kalkaydım. Otur, daha lafım bitmedi. Bir Bursa'ya gittim, karınca gibi üşüştüler Tahsin'imin başına. İstediğim yere giderim ayol. Koca benim değil mi? Bugün Bursa'ya giderim, yarın öbür tarafa giderim. Giderim, gelirim, gelirim, dönerim. Giderim, gelirim, gelirim. Giderim, gelirim, o gider, gelir. Bu ne ayol? Bir ay ben Leon Kulüp'le beraber Karadeniz seyahatine gittim. Hiç böyle şeyler olmadı. Niyeyse bu arada çok revaçta, iki günlüğüne Bursa'ya gittim. Bin tane dedikodu geliyor kulağıma. Ne haber Sabit? İyiyim efendim. Sizin de gözünüz aydın. Niye, ne oldu? İffet Hanım dönmüş Bursa'dan. Ne zaman dönmüş? Onu bilmem ama Dilber Hanım alt kata İffet Hanım'a çaya gidiyorum dedi bir saat önce. Cicim, 35 yıllık evlilik hayatımda beyimin karşısına bir gün bile ağdasız çıkmadım. O kadar da bakımlı kadınım. Maşallah, çok hatun kadınsınız. Adamı eve bağlayacaksın şekerim. Ben mutfakta aşçı, sokakta hanımefendi, yatak odasında olma işi yar eylemiş bir kadınım. Böyle yetiştirildim, böyle bildim. Allah, sen bilirsin. Ama annelikte de profesör olarak görüyorum kendimi. Volkan Pırlanta gibi bir çocuk. Aslı'ya da efendim çok mesai harcadım, bir yerlere geldi. Olsun, evlatlarıma helal hoş olsun. Çocuklarıma dil uzatanı dişi atmaca gibi karşısına çıkarım, paramparça ederim. Yok canım, kim niye dil uzatsın, estağfurullah. Hele Volkan'ıma asla laf söyletmem. Benim çocuğum sanatçı, benim çocuğum dahi. Ona laf söyleyeceğin dilini parçalarım. Ben kalkacağım, şekerim çıktı. Aa, ne güzel oturuyorduk. Alo? Alo? Osman? Oğlum? Bana hemen tayyare ayarla. He. Kalamam ben buralarda oğlum. Çok soğuk bura Osman. Ben Adana'ya gideceğim. Konuşma. Hayal hayal hoşik. Bak üzüldüm ama şimdi. Ne güzel ahbap olmuştuk çeçeğim. Hanımınla tanıştık Tahsin Bey. Benim çocuklarım böyle biraz tiyatroya düşkün efendim. Kusura bakmayın, hokkabaz ruhlular. Ne zaman bir komşumuz gelse böyle bir hoş geldin şakası yaparlar. Hoş geldin şakası mıydı bu? Hiç hoş görmedim. Affınıza sığınarak şimdi abi kardeş birbirlerini coşturup çocukluklar yapıyorlar. Hadi özür dileyin. Öpün Dilber teyzenizin elini.
Özür dileriz. Özür dileriz. Başlarında anaları yok diye gemi azıyı almışlar. Ama yok Tahsin Bey, sen hiç merak etme. Dilber dezeleri bundan sonra enselerimde. Sana ne oldu lan? Sana ne oldu lan böyle? Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Şekilsiz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.